En basit tanımıyla kentleşme, insanların kırsal alandan kentsel alanlara hareket etmesidir. Peki kırsal alanla kentsel alan arasındaki fark nedir? Kırsal alan dediğimizde, kilometre kareye binden daha az insanın düştüğü alanları kastediyoruz. Mesela Alaska ya da Türkiye'den bir örnek olarak Kars. Kırsal yerleşim yerlerinde 2500'den daha az konut bulunur yoksa bölge kentsel alan kategorisine girer. Kentsel alan dediğimizde ise kilometre kare başına en az 1000 insan denk geliyor. Bundan sonra iş ilginçleşiyor. Kentsel alanda daha fazla insan yaşadıkça kentsel alanların düzeyleri de değişiyor. Şehirlerde 50 bin veya daha fazla insan yaşar. Kentsel alan 500 binden fazla insanı kapsayacak şekilde büyürse buna metropol deniyor. Sanki Süpermen'in yaşadığı yer gibi, değil mi? Daha sonra birçok metropol birbirine bağlanırsa buna megapol veya mega şehir diyoruz. New York'u da içine alan, Boston'dan Washington'a kadar uzanan, 44 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan bir megapolden bahsedebiliriz. Şehirlerde kentleşmeyle ilgili birkaç önemli teori var. İşlevsellik açısından bakarsak şehirlerin birçok önemli işlevinin olduğunu görürüz. Bunun yanı sıra bazen işlevsizlik de görülebilir. Kültürlerin ve farklı nüfusların şehirlerde yaşadığı doğru. Fakat şehirler aynı zamanda suç işlenen ve toplumun işleyişini engelleyen olayların görüldüğü yerlerdir. Çatışma teorisine göre şehirler genelde zenginler için bir eğlence merkezinin teliğindedir. Siyasi ve ekonomik olarak güçlü konumda olanlar, yoksullardan faydalanarak, Kişisel kaynaklarını artırmak için şehri yönetirler. Kültür ve sosyal geçmişlerin farklılığı inanç ve değerler arasındaki çatışmayı artırır. Sembolik etkileşimcilik açısından bakarsak, şehirlerin kaos içinde bir yer olmasından çok pozitif yönlerini görürüz. Şehirler insanların hayata bakış açılarının farklı olduğu yerlerdir. Güçlü kültürler, değerler, kentsel yaşama farklı bakışlar ve farklı etkiletişime ait insanlar vardır. Burada güçlü norm ve değerler vardır. Evet, kentsel alanın ne olduğunu ve kentleşme ile ilgili önemli birkaç teoriyi artık biliyoruz. Şimdi, neden insanların kentsel alanlara göç etmek istediğine bakalım. Şehirlerde bu kadar güzel olan şey ne ki, insanlar akın akın şehirlere gidiyor. İlk olarak, kentleşme önemli teknolojik gelişmeler sebebiyle sanayi devrimi döneminde başladı. Sanayileşme ile birlikte insanlar çiftlikteki işlerinden oluyordu. Dolayısıyla barınma ve iş bulma için insanlar şehirlere göç etmeye başladı. Böylelikle kentsel alanlar büyüdü. Daha iyi inşaat teknikleri ve su, elektrik, toplu taşıma gibi gelişen hizmetler sayesinde şehirler mümkün hale geldi. Tüm bunlar şehir inşa etmeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getirdi. Günümüzde de kırsal alanı terk eden insanlar için bu sebeplerin birçoğu geçerli. Yani daha fazla iş olanağı ve gelişmiş hizmetler gibi. Eğitim, ulaşım için daha iyi hizmet ve daha çok seçenek var. Tıbbi yardımda da erişim daha hızlı. Nüfusun artması da insanların yaşayacak ve çalışacak yeni yerler bulması için şehirlere göç etmesine yol açtı. Çünkü herkesin toprak işleyebilmesi için yeteri kadar yer yok. Daha fazla insan kırsal alandan şehirlere göç ettikçe çok sayıda insanın birbirine yakın bölgelerde yaşamasının sonuçlarına bakmak gerekir. Bir bölgede birçok kültürün olması, bir bireyin büyük şehirde kendi kimliğini saklı tutabilmesi gibi pozitif sonuçlar olabilirken negatif etkiler de gözükebilir. Şehirlerde yaşayan insan yoğunluğu çok fazla olduğu için kalabalıklaşma gibi bir etki görülür. Kalabalıklaşma dediğimizde çok az alan olması veya çok fazla insan olmasını kastediyoruz. Bazı şehirlerde yoğunluk fazla olmasına rağmen duruma bağlı olarak kalabalık çok hissedilmeyebilir. Herkesin herkesi tanıdığı küçük bir kasabanın aksine, şehirlerde yakın bağ kurmak için çok fazla kişi vardır. Fakat insan olarak bizler bir topluluğa ait olma duygusunu isteriz. Dolayısıyla şehrin büyük nüfusunun içinde olan daha küçük gruplara katılır, küçük topluluklar oluştururuz. Birlikte yoga yapar, bara gider veya her cuma aynı dans kulübüne katılırız. Bireyler şehirde aradıkları bağlara ve oluşturdukları topluluklara göre kategorilere ayrılmaya başlar. Örneğin kozmopolitler şehirlere kültürel fayda veya genel olarak daha rahat olduğu için gelirler. Mesela öğrenciler, sanatçılar, eğlence sektöründe olanlar ve entelektüeller. Daha sonra şehre eğlence, iş veya partner aramak için gelen tek başına yaşayan bireyler gelir. Bunun yanı sıra şehirden ayrılamayan, horlanmış ve mahrum bırakılmış insanlar vardır. Bunlar sadece günlük yaşamlarını devam ettirecek kadar para kazanan veya dilenen, fakat paraları şehirden ayrılmaya yetmeyen, işsiz, yaşlı, evsiz veya yoksul insanlardır. Daha sonra fark edilmesi en kolay etnik köyler vardır. Buraları diğer yerlerden ayırmak çok kolaydır. Çünkü bu bölgelerde yaşayan insanlar kendi kültürlerini göç ettiklerinde bölgeye taşırlar. Benzer geçmişlere sahip insanlarla bir yere yerleşir, kendi ülkelerine benzeyen bir topluluk yaratırlar. İşte büyük şehirlerdeki Çin kasabası, küçük İtalya gibi küçük evrenler bu şekilde oluşuyor. Bazı topluluklar bir kentsel alanın tasarımına sahip olacak şekilde oluşturulur. Kentsel köyler orada yaşayanların çalışabildiği, yaşadığı ve aynı zamanda boş vakitlerini geçirdiği yerlerdir. Her şey birbirine yakın olduğu için genelde bisiklet kullanılır veya yayan gitmek tercih edilir. Aynı zamanda toplulukta etkileşim kolay olur. İnsanlar birlikte dışarı çıkar, yan yana yürür, birbirine yakın yerlerde çalışır. Aynı zamanda daha güçlü bir topluluk yaratma olasılıkları daha yüksektir. Fakat bazen bu bağlar yeterli değildir. Birçok insan apartmanda oturmaktansa kendi evini kurabileceği Ortak duvarlı sıkışık mahallelerdense kendi bahçesi ve çitinin olduğu şehirden uzaktaki yerlere taşınıyor. Şehirlerden uzak yerlere gerçekleşen bu küçük taşınmaya alt kentleşme deniyor. Klasik Amerikan rüyası işte buna dönüştü. Fakat şehrin uzağında banliyölerde yaşamanın bile kendine has sorunları var. Genelde iş için her gün şehre gidip gelmek çok vakit alır. Aynı zamanda tıbbi yardıma hemen ulaşmak şehirdekinden daha zordur. Fakat bazen banliyöler kendi ekonomik merkezlerini oluşturur ve sınırda olduğu şehirden bağımsız hale gelir. Mesela Silikon Vadisi bu tip bir uç şehir. Teknoloji şirketleri San Jose'nin dışında ucuz arsa satın alarak eskiden banliyö olan bu bölgede bağımsız bir ekonomik merkez yarattı. Bazen banliyölerde gerçek bir planlama olmadığı için o bölge mümkün olduğu kadar iyi bir yerleşme alanına dönüşmeyebilir. Örneğin Atlanta. İnsanlar gönülsüzce arsa satın aldı ve şehirde çarpık kentleşme görülmeye başlandı. İnsanlar şehir merkezinden uzaklaştıkça şehir bakıma ihtiyaç duyulacak hale gelebilir. Yani kentsel olarak bir düşüş yaşanabilir. Binalar terk edilir, işsizlik ve suç oranı artabilir. Şehrin nüfusu da değişir. Banliyölerin ötesinde, şehirden uzaktaki zengin bölgelerde bile bu durum görülebilir. Houston, Texas veya Detroit'in dışındaki Rochester gibi ormanlık alanlar, insanların şehir dışında yaşadığı zengin bölgelerdir. Banliyölere benzer olarak buralarda yaşayanlar, şehre her gün iş için gidip gelir. Dışarıya çıkmaktansa, bazı insanlar şehrin bazı bölgelerini yeniden geliştirmeye, daha hoş, güvenli ve planlı yapmaya çalışır. Buna kentsel yenileşme denir. Kulağa çok hoş geliyor şehrin eski ve yıkık dökük yerlerini yenilemek bazı insanlar için gerçekten iyi olabilir ama bu durum bazen bu bölgenin lüksleşmesine sebep olabilir yani bu bölgeler yenilendiğinde daha çok zengin olan topluluğa hitap edecek hale gelir böylelikle emlak fiyatları artar o bölgede yenilenmeden önce yaşayan insanlar genelde bölgeyi terk etmek zorunda kalır çünkü oturdukları yerde artık paraları yetmez bu da şehrin merkez bölgelerinde eşitsizliğe sebep olur. Son zamanlarda kırsal sıçrama denen ilginç bir olay gözlemlenmeye başladı. İnsanlar şehirlerden sıkılıp tekrar kırsal alanlarda yaşamaya başladılar. Bu insanlar şehirden ayrılma imkanı olan, daha basit ve yavaş bir hayatı tercih eden insanlar. Kırsal alanlara yeniden yerleşim kentsel merkezlere yakın bölgelerde oluyor, dolayısıyla bu bölgede oturanlar büyük şehrin imkanlarından hala faydalanabiliyor. İnsanların göç ettiği başka bir bölgede manzarası güzel olan kırsal alanlar. Yani kentleşme kırsaldan kentsel bölgelere göçü ifade etse de etkileri hem şehirde yaşayan insanlar hem de şehirlerin gelişimi üzerinde çok daha geniş. İnsanlar topluluk oluşturmak, şehir hayatının özgürlüğü ve imkanlarından yararlanmak için yeni yollar arıyor. Tabii şehir hayatının zorluk ve tehlikeleri de buna dahil. Kentsel gelişme ekonomik merkezlerden dışarı doğru yayılıyor. Bazen yeni ekonomik merkezler yaratıyor. Veya coğrafi, ekonomik ve sosyal olarak bağlı olan devasa kentsel alanlar oluşturmak için yakındaki şehirlerle yavaşça kaynaşıyor.